Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrias Gizemleri Hayaletlere hoş geldiniz. Hayalet Vortex, Beysel Köyü'nün kuzeydoğusunda bulunur. Vortex'in kendi kendine hareket etmesi, bazı oyuncularda bu Vortex'in hayalet olduğu izlenimini uyandırmıştır. Halbuki Vortex, sahilin yüksekte kalan kesiminde ortaya çıkar ve yer çekiminin etkisiyle yokuş aşağı hareket etmeye başlar. Denize indiği zaman ise kazandığı momentumla bir miktar daha hareket eder. Yani Vortex kendi başına hareket etmez, onu harekete geçiren yer çekimidir. Sanfiora Körfezi'nde denizin üzerine bazı geceler koyu bir sis çökmektedir. Bu zamanlarda kalın ve ürkütücü sesler duyulabilir. Bazı oyuncular bu sisin içinde hayalet gemiler veya denizin tabanında gemi batıklarını gördüklerini, çıkan bu ürkütücü seslerin de bu hayalet gemilere ait olduğunu söylerler. Fakat Sanfiora Körfezi'nde hiçbir şeyin görülmediği tek zaman bu koyu sisin çöktüğü gece vakitleridir. Bu yüzden körfezdeki gemilerin yerlerini belirtebilmelerinin tek yolu bu sesleri çıkarmaktır. Yine de bu hayalet gemiler hakkında somut kanıtlar sunulmadıysa bile aksi de hala ispatlanmamıştır. Halka adlı korku filmi serisinin konusu, izleyenlerin 7 gün içinde öldüğü lanetli bir kasetti. Bu kaset eski bir kuyudan çıkan lanetli bir kızı gösterir. Bu kız daha sonra televizyon içinden de çıkmaktadır. San Andreas'ta var olan tek kuyu BioWell ise aynı mitin kaynağı olmuştur. Bazı oyuncular bu kuyudan aynı lanetli kızın çıktığını iddia etmektedir. Bazıları ise Johnson's House'daki televizyonun da lanetli olduğu ve lanetli kızın oradan da çıktığını söylemektedirler. Bu mit hakkında çok ciddi ve ikna edici kanıtlar ortaya atılsa da bu kanıtların sahte olduğu daha sonra ortaya çıkmıştır. Johnson's House'un ev sahipliği yaptığı tek mit bu değildir. San Andreas Introduction adlı videonun sonunda CJ, Sweet ve Kendall'ın annesinin bazı Ballas üyeleri tarafından vurulduğu görülmektedir. CJ'in de San Andreas'a dönme sebebi budur. Mite göre CJ'in annesinin hayaleti hala evin içine dolaşmaktadır. Başka bir mite göre de CJ'in annesinin hayaleti Los Santos mezarlığında ortaya çıkmaktadır. Bu daha olasıdır. Çünkü mezarlığın lanetli olduğu çoktan bilinmektedir. Arkadaşları bu mezarlığa gömülen çete üyeleri onların saygısı adına duvarlara grafitiler yapmaktadırlar. Ama bu grafitilerden bazıları paranormal özellikler taşır. Örneğin bu grafitileri ancak gece vakti görebilirsiniz. Çünkü akşam 8'de ortaya çıkıp sabah 6'da kaybolurlar. Oyundaki tek mezarlık bu değildir. Bir önceki gizem videosunda bahsettiğimiz gibi Las Bruas kasabasında da bir mezarlık vardır. Bu hayalet kasabada oyuncular sık sık mezarlığın önünde gizemli figürler veya hayaletler gördüklerini iddia etmektedirler. Hayalet arabalar çoğunlukla Beko Beyond bölgesinde bulunan, zarar görmüş, terk edilmiş ve tamir edilemeyen arabalardır. Arabaların neden bu durumda olduğu, sahiplerinin kimlikleri ve nerede oldukları, neden arabaların terk edilmiş durumda oldukları ve arabalara kimin zarar verdiği bilinmemektedir. Bazı oyuncular bu arabaların gece yarısı yoğun sis olduğu zaman sürücülerinin olmadığı halde ışıklarını açıp kendilerini kovaladıklarını söylemişlerdir. Bu mitin kaynağı tıpkı Hayalet Vortex gibi yüksek bir tepede doğup yerçekiminin etkisiyle yokuş aşağı hareket eden bir arabadır. Hayalet uçaklar oyundaki en gizemli mitlerden biridir. Bu uçaklar sık sık düşmekte, düştüğü zaman ise pilotlarının varlığı olmadığı gözlemlenmektedir. Bir teoriye göre bu uçaklar oyundaki bir hatadan dolayı pilotları olmadan spawn olmakta, böylece doğrudan yere çakılmaktadır. Fakat bu teori yanlıştır. Çünkü dikkatli gözlem yapan birisi bu hayalet uçakların pilotları olmamasına rağmen manevra yapabildiğini görecektir. Belki bu da bir oyun hatasıdır fakat kesin olan bir şey vardır ki o da bu hayalet uçakların varlığıdır. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videodan keyif aldıysanız like bırakmayı, daha fazla gizem videosu için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle, bay bay.